Bu videoda ikinci türev testi konusuna iyice ısındığımızdan emin olmak istiyorum. Ayrıntıya girmeden ikinci türev testinin bize ne anlatmak istediğinin mantığı üzerinden geçelim. Hemen eksenlerimizi çizelim. Bu y olsun ve bu da x eksenimiz. Elimizdeki fonksiyonun da x eşittir c noktasında bir yerel maksimum olduğunu düşünelim. Evet, fonksiyon buna benzeyen bir şey olsun ve bu da x eşittir c noktası yani fc. Şu kesikli çizgiyi de çizebilirsem göstereceğim. Evet, şimdi oldu. İşte x eşittir c noktası. Burada bir yerel maksimum olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ve kalkülüs bilgilerimize dayanarak bu noktada neler olup bittiğini de düşünebiliriz. Bildiğimiz şeylerden biri bu noktadaki teğetinin eğiminin yaptığım çizime göre de konuşuyorum sıfır olduğudur. Hemen not ediyorum f üssü c eşittir sıfır x eşittir c'nin etrafında eğrinin aşağı yönlü olduğu da aşikar öyle değil mi? Yani eğim sürekli bir şekilde azalıyor. Bakın burada pozitif, pozitifliği azalmaya başlıyor, azalıyor, azalıyor, sıfır oluyor ve negatifleşiyor. Negatifliği azalıyor, azalıyor, azalıyor. Buna dayanarak f üssü üssü c'nin de sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Matematiksel bir ispat yapmadık ama x eşittir c noktasının kritik bir nokta olduğunu, f üssü c'nin sıfır eşit olduğunu ve bu noktada ikinci türevinde sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Bu söylediklerim son derece mantıklı öyle değil mi? Ayrıca yerel bir minimum nokta söz konusu olduğunda da bunların tam tersinin geçerli olacağını da biliyoruz. Birinci türev yine sıfır olacak. Neden diyecek olursanız, o noktadaki teğetin eğimi yine sıfır. Evet, bu yüzden. Hemen not edelim. F üssü c eşittir sıfır. Ama burada çukurluğun, evet çukurluğun yönü yukarı doğru olduğu için eğim sürekli bir şekilde artıyor. Çukurluğun yönü yukarı doğru olduğunda yerel minimum noktasında ikinci türevin sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada yerel bir minimum var, birinci türev sıfır ve çukurluğun yönü de yukarı doğru olduğu için ikinci türev de sıfırdan büyük. Ve şimdi size ikinci türev testinin de bu mantıktan ibaret olduğunu söylemek istiyorum. Elimizde iki kere türevlenebilir bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Evet, belirli bir aralıkta bu fonksiyonun birinci ve ikinci türevleri tanımlı olsun. Ve bir c noktasında da birinci türevin yani teğetin eğiminin sıfır olduğunu bildiğimizi varsayalım. Bu arada fonksiyon c noktasının etrafında da türevlenebilir olsun. Karşılaştığımız fonksiyonların çoğu bir noktada türevlenebilir ise genellikle o noktanın etrafında da türevlenebilirdir zaten. Bunlara ek olarak ikinci türevinde tanımlı olduğunu, yani bu fonksiyonun türevini ikinci bir kere daha alabildiğimizi de varsayacağız. Bu nokta bir maksimum ya da minimum noktası olabilir. Nasıl bir noktayla karşı karşıya olduğumuzu bilmiyor da olabiliriz. Ya da belki bu nokta ne bir maksimum ne de bir minimum noktasıdır ama ikinci türev testini uyguladığımızda yani fonksiyonun ikinci türevini alıp da sıfırdan küçük olduğunu görürsek, yerel bir maksimum noktasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Tam da bu durumdan bahsediyorum. İkinci türevimiz eğer sıfırdan büyükse de durum budur. Yani çukurluk yukarı yönlüdür. Eğimin sıfır olduğu nokta çukurun dip noktasıdır. Yerel bir minimum noktası varsa ve eğer ikinci türev sıfırsa bu kesin olmayan bir durumdur. Yani o noktada neler olup bittiğini bilemeyiz. Ne söylesek yalan olur. Tüm bunları söyledikten sonra şimdi de bir örnek üzerinden gidelim ve bu anlattıklarımı pekiştirelim elimizde iki defa türevlenebilir h fonksiyonu olduğunu ve h 8'in de 5'e eşit olduğunu bildiğimizi düşünelim. Buna ek olarak h üssü 8'in 0'a ve h üssü üssü 8'in de eksi 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunlara dayanarak bana 8,5 noktasının Yerel bir minimum mu, yerel bir maksimum mu olduğunu söyleyebilir misiniz? Buna karar vermek için yeterli bilgiye sahip olmadığımızı, yani bunun kesin olmayan bir durum olduğunu da söyleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, hadi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu benden önce kendi kendinize siz yanıtlamaya çalışın. Elimizdeki fonksiyon iki defa türevlenebilir bir fonksiyon. Buna ek olarak fonksiyonun x eşittir 8 noktasının etrafında türevlenebilir olduğunu da varsaymamızda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Evet bu örnekte c 8'e eşit. 8,5 noktası kesinlikle eğrinin üzerinde. Elimizde bu iki senaryodan biri ve ikinci türevin 0'dan küçük olduğu durumu var. Sıfırdan küçük h üssü üssü 8 sıfırdan küçük olduğuna göre buradaki durum geçerli olmalı öyle değil mi? Bize verdikleri bu bilgilere dayanarak 8,5 noktasının yerel bir maksimum olduğunu söyleyebiliriz. İkinci türevin sıfır olduğunu söyleselerdi bunun kesin olmayan bir durum olduğunu söylememiz gerekirdi. Son olarak eğer ikinci türevin sıfırdan büyük olduğunu söylemiş olsalardı x eşittir 8 o zaman da bir yerel minimum olurdu.